Meclise sunulan bir rapor 1998 sonrası doğanların yani Z kuşağının gözlerini ekrandan alamadığı bir nevi dijital mahkum olduğunu ortaya koydu. O mahkumiyetin nedeni akıllı telefonlar ve online oyunlar. Bakın dijital bağımlılık hangi boyutlara varıyor? Gecemiz gündüzümüz sosyal medya oldu yani. 15 saat falan oluyor herhalde. Z kuşağı artık dijital mahkum. Yapılan o araştırmayı Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Başkanı meclise sundu. Dijital mahkum musunuz? Herkes dijital mahkum bu çağda artık. Mahkumum aslında. Dünya nüfusunun artık %32'sini oluşturuyorlar. İletişim şekilleri, emojiler. Gülen yazılır. Üzgün surat kullanırım. Sosyal medyada vakit geçirmeyi seviyorlar ama pek çok şeyi beğenmiyorlar. Onlar Z kuşağı, yani o araştırmaya göre dijital mahkumlar. Telefonla çok vakit geçiriyorum ne yazık ki. İnsanların hayatını bu kadar merak etmemek gerekiyor bence. 1998 sonrası doğanların cep telefonu bağımlılığı her geçen gün artıyor. Buna bir de online oyunlar eklenince gençler gözlerini telefondan alamıyor. 9 saat. 9 saat mi? Evet. Ne oynuyorsun? Oyun. Telefonsuz kalma korkusu, nomofobiye bir de Facebook ve Instagram depresyonu eklendi. Yani Z kuşağı kendi profilini arkadaşlarının profiliyle kıyaslıyor ve bu da onları depresyona itiyor. Stokluyorum işte ne yapmışlar falan diye. Ben de daha iyisini yapabilirim psikolojisi oluyor. Kısıtlanmak değil, kendime örnek aldığım şeyler oluyor. Teknolojinin göbeğinde doğan Z kuşağı cep telefonundan vazgeçemiyor. Uzmanların ailelere tavsiyesi kontrolün elden bırakılmaması.